Yazılı basınla devam ediyoruz. Günün gazete manşetlerine bakacağız. Hep birlikte ilk önce Foto Maç gazetesiyle başlayalım hemen beraber. E, transferde yoğunluk devam ediyor. UEFA'ya kadrolar bildirildi ama tabi yaz transfer döneminin bitmesini ülkemizde biraz daha var. Fener'e Medina müjdesi. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Christian Medina'da sıcak saatler yaşanıyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu. Boca Juniors Başkanı Riquelme ile yüz yüze görüşerek Hayalinin Mourinho ile çalışmak olduğunu belirtti ve takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Bu gelişme sonrası Riquelme'nin Medina'nın satılmasına izin vermesi bekleniyor. Aslansa yıldızların peşinde Galatasaray Avrupa Ligi listesini UEFA'ya bildirse de Süper Lig için eksik mevkilere takviye yapmaya kararlı. Jimbom, Juventus'un sol kanat oyuncusu Kostic ve Manchester United'dan Brezilyalı ön libero Casemiro için görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazlar içinde bir sambacı kanat iddiası var. İnternasyonelden Wesley Ribeiro ismi ön plana çıkmış. Fanatiye geliyoruz. Sarı-kırmızı taarruz sürüyor. Kostiç ve Mekkeni UEFA listesine yeni bir yıldız yetiştiremeyen Cimbom pes etmiş değil. İtalya'da hamleler devam ediyor. Juventuslu Kostiç ve Mekkeni hala sıcak isimler olarak ön plana çıkıyor. Ben Boca'yı köşeye sıkıştırıyor. İşte Medina formülü. Genç orta saha için Arjantinlerin kapısını aşındıran yönetim bu kez geri çevrilmeyecek bir paket hazırladı. Teklifin finalinde bir de rest var. 15 milyon doları şimdi ödeyelim. Sonraki satıştan %20 verelim. Ocak'ta bu teklif olmaz şeklinde. Golbolde paralimpik oyunlar şampiyonu olduk. Dün oynanan mücadelede İsrail'i 8-3'lük skorla devirdi Ayıldızlı Kızlar. Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra 3. zaferi de Paris'te yaşayıp altın madalyaya uzanmış oldular. Bugün milli takımımızın mücadelesi var. Saat 21.45'te Galler'le karşılaşacaklar. B ligi 4. gruptaki ilk maçımız olacak bu karşılaşma. Devam edelim Sabah Gazetesi'nin 19. sayfasında. Hemen üstte gol bol kadın milli takım var. Paralimpik oyunlarında dün şampiyon oldular demiştik. Altın kızlardan tarihi üçleme başlı olarak yer almış bu haber. Samet Yüksel'in özel bir haberi var. Mourinho'nun kırmızı çizgileri Portekizli çalıştırıcının yönetime sunduğu rapora sabah spor ulaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü kadro planlamasında kilit rol oynayan Şimanski, Çiku ve İsmail Yüksek için kesinlikle takımda tutulmalı yönünde bir görüş bildirdi. Medina ile ilgili e, bu gazete manşetinde olmadı yorumu var. Medine olmadı, hedef Urbanski. Boca Juniors'un inadını kıramayan Fenerbahçe Bologna'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha Urbanski için nabız yoklayacak. Yine liste ile ilgili Oğuz Aydın'ın liste dışı olmasına dair bir haber görüyoruz. Galatasaray'ın da talip olduğu Oğuz Aydın bu sezon 6 milyon euroya Alanya Spor'dan transfer edildi. Oğuz Aydın sürpriz bir şekilde liste dışında kaldı. Levent Mercan, Bartu Elmaz ve Rahim Kent de kadroya giremedi. Yeni sezonda sadece 12 dakika süre alan Cengiz Ünder ise bu kadroda kendine yer bulabildi. Hürriyet gazetesi Milliler A Ligi hedefi için startı Galler'den veriyor. Başlığını kullanmış bu akşamki mücadele için. Deplasmanda ilk zaferimizi aradığımız akşam olacak. Sahaya hangi 11 ile çıkabilir? Muhtemel bir 11 de var Hürriyet gazetesinde. Mert Günok, Kale'de. Mert Müldür, Çağlar Abdülkerim ve Eren defansta İsmail Orkun, İrfancan Arda Kerem ve Barış Alper 11'i Hürriyet gazetesinde yer alan muhtemel 11. Devam edelim Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Karaborsa bilet iddialarının sebebini böyle açıkladı. Amaçları Florya'yı durdurmak. Oy çokluğuyla kapalı gerçekleştirilen oturumdaki konuşmalar 10 yıl boyunca gizli kalacak. Sezonluk kombine bilet satış ve devir işlemleri konusunda iddia edilen usulsüzlükleri görüşmek üzere olağanüstü toplanan Divan Kurulu'nda konuşan Özbek, "Karaborsa iftiraları Florya projesini durdurmak için atılmış bir düzenden ibarettir." cümlesini kullandı. Milliyete de bakalım. Sonu güzel olsun. Ameli futbol takımımız UEFA Uluslar B Ligi macerasına bugün Galler'le deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak. Hedefini A Ligi olarak belirleyen Ay Yıldızlar başlangıcı iyi yapıp devamını da aynı şekilde getirmenin derdinde. Uluslar B Ligi 4. gruptaki ilk maçta Galler mücadelesi Emili milli takımımızın tarihindeki de 632. müsabaka olmuş olacak